Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, ekranları başında bulunan sevgili seyircilerimiz, rahmet akşamlarından sevgiler, saygılar yolluyoruz sizlere. Yine çok güzel bir rahmet akşamı Konya'mızda. Bizler şehir meydanında bugün bir farklılık yaptık sevgili seyircilerimiz. Cumartesi ve çarşamba günleri Konya'nın okuma hızını öğreniyoruz. Evet, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Master Kariyer Merkezi işbirliğiyle gördüğünüz gibi şu an ilk grubumuzu aldık. İnanılmaz bir sessizlik vardı. Arkadaşlarımız ellerine verilen metinleri 2,5, 3 veya 4 dakika içerisinde okuduktan sonra parmak kaldırdılar. Görevli arkadaşlar hemen kilometreyi durdurdular. Şimdi sorular soracaklar. Okuduğunuz metini anladınız mı? Testlerin cevap vermeye başlayacak. Bak arkadaşım şu anda test başlamış oldu. Sizleri de özellikle 10-18 yaş arasındaki gençleri bekliyoruz. Tablet, birinciye tablet var ay sonunda inşallah. İkinciye bisiklet, üçüncüye de değişik hediyelerimiz var. Mutlaka bu yarışmaya katılın. Evet, herkes hemen hemen teste geçmiş. Görüyor musun Selahattin? Evet, efendim rahmet akşamları gördüğünüz gibi etkinliklerle devam ediyor. Herkesi bekliyoruz, etkinlikler bitmiyor. Ve birazdan değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, şehir meydanımızda dolmuş bayağı. Birazdan Bosnalı çok değerli bir sanatçımız burada olacak. Ve çok güzel bir dinletiyle sizlerle birlikte olacak. Ve yarın merak edenler olabilir. Pazar günü Erhan Afyoncu konuğumuz olacak şehir meydanında. Yine çok güzel bir sohbet olacağına eminiz. Böyle tarih kokan güzel bir sohbet olacak. Peki arkadaşlar, bitiren var mı şu anda? Çok güzel. Onlar ne yaptılar şu anda? Konya'nın okuma hızını belirleyecekler. Maşallah zehir gibiler. Gençlik okuyor. Hep böyle bilgisayar, tablet diyorduk ya. Gençlik okuyor. Abdurrahman Hocam nasıl gidiyor? Testi mi bitti? Evet. Hem kaç dakikada okudu arkadaşımız aşağı yukarı? Herhalde 2 dakika. 3 dakika 40 saniyede okudun. Birazdan onları da cevaplandır. Evet. Nasıldı? Kötü geçmedi. İyi geçti. Peki kaç yaşındasın? 13. 13 yaşındasın. Harika. Sevgili seyircilerimiz, değerli konuklarımız. O zaman biz değerli sanatçımızı hemen arkadaşlarımızdan sonra buraya çağıracağız. Çok güçlü alkışlarınızla, Zeyt Şoto buraya geliyor efendim. Alkışlarınızla. Ben şimdi canlı yayınıma devam edeyim. Arkadaşlarımız da burada testlerine devam etsinler. Yakışıklım, sana veriyorum bunu. Ve ben canlı yayınımda arkadaşlarımla ne yapıyoruz efendim? Hemen buradaki gündemi oluşturalım. Zeyt Şoto burada. Birazdan çıkacaksın. Nasılsın Zeyt selam abi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah şükür iyiyim. Çok siz nasılsınız? Çok neşeli, güler yüzlü, yakışıklı bir Zeyt bizlerle. Sağ ol, sağ ol. Nasıl gidiyor mübarek Ramazan? Elhamdülillah. Neler dersin? Elhamdülillah. Yani yolculuk biraz var ama o da biraz tadı veriyor yani. Tabii. Bu Ramazan içinde. Çünkü bazen insanlar evde oturuyoruz. Hiçbir yani zorluk bir şey göremiyoruz yani. Hmm. Belki bu daha iyi yani. Hissediyoruz Ramazan. Yani Allah razı olsun. Çok eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Yarışmamız bitince ediyorum. Sen çıkacaksın. Yarışma eyvallah. Var. Tamam. Yarışmadan sonra Zeyt tamam. Bizlerle eyvallah. Olacak. Çok teşekkür ederiz Zeyt. Bosna'ya selamlar yolluyoruz. Şimdi sevgili seyircilerimiz, yarışma boyunca da inanılmaz sessizlik oluyor. Biz bugün ne yapacağız? Vaktimiz ölçüyoruz. Abi kolay gelsin. Allah nasıl Allah gidiyor? Burada hizmet eden abilerimizden bir tanesi. Tabi burada bugün bayağı bir yine yoğun herhalde. Yoğun, çok yoğun. Sandalyeler. Çok gelenler, Allah razı olsun gelenlerden. Amin cümlemize. Yani. Çok teşekkür ederiz. Peki biz biraz gidelim mi? Selahattin'im gezelim. Şu anda görüyorsunuz. Efendim hoş geldiniz. Maşallah. Abi hoş geldin. Nasıl gidiyor? Elhamdülillah çok iyi gidiyor. Allah iyilik versin. Devamını rica ederiz her sene. İnşallah. İnşallah. Efendim hoş geldiniz. Hazır mıyız? Konsere. Oo, Nurettin abimiz burada. Yoksa Ülkü çok mu sever Zeyd'i? Tanıyorsun değil mi? Evet. Özellikle onu dinlemek için geldi yani. Evet evet kesinlikle. Evet. Başkanım nasıl gidiyor? İyiyiz valla, böyle biz de işte rahmet akşamlarında katılalım dedik. İyi yapmışsınız seni, başkanım. Seni de görünce dayanamadık, mecburen park ettik artık. İyi yapmışsınız başkanım. Sana kolay gelsin. Nasıl gidiyor mübarek Ramazan İyi, Nurettin ya, Bey? Çok güzel ya, İyi, nasıl olacak yani, tabii Allah bir kolaylık veriyor. Havada evet. Bugün dün, iki gündür tabii biraz serinledi. Evet. Sıcak olsa da iyi. Valla geliyor bir bakıyorsun bayram geliyor, o da bitmiş olacak inşallah. İnşallah bir bayram mesajı alalım o zaman Nurettin Bey. Ne diyelim, evet, bütün Konyalı hemşehrilerimize sağlık, sıhhat, mutluluk dolu bir bayramlar diliyoruz çok inşallah. Çok teşekkür ederiz, iki görüşürüz. Peki şimdi hemen şöyle arka tarafa doğru hızlı bir şekilde devam edeceğim. Yoğun sevgili seyirciler şehir meydanı. Çok da gençler nasılsınız? Gördüğünüz gibi herkes böyle havada güzel olunca değil mi? Aynen öyle. Gelelim abi. Dediniz. Gelelim dedik arkadaşlarla, çıktık peki, geziyoruz. Oruçlu aranlar nasıl? Valla iyi abi ya. Böyle ilk zamanlar hani biraz sıkıntı çektik de şimdi iyi. İyi. Alıştık. Peki nerelisiniz? Çumra. Çumra'ya selamlarımızı yollayalım. Efendim şöyle kimler var orada? Bebekler uyuyor. Abi diyor ki beni değil de bebekleri çek. Seyircilerin arasına girelim. Bir el sallayın bakalım güzelce anneler. El sallayın. Kim bunlar?
Oh maşallah yavrular orada. Hayırlı Ramazanlar abi. Şöyle bir alalım o zaman. Bugün seyircilerin arasına girdim ben Selahattin'im. İşte şehir meydanında. Nasıl gidiyor mübarek Ramazan, rahmet akşamları burada? Elhamdülillah Allah'a çok şükür gayet iyi gidiyor. Bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Allah iyilik sağlık versin diyelim. Bir Ramazan mesajınızı alalım. Tüm İslam alemine Ramazanımız hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Peki çok teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlarınız olsun efendim. Şehir meydanını görüyorsunuz sevgili seyirciler. Her zaman kültür parkta olurduk. Bu sene şehir meydanındayız. Hani hala yeni açan dünyanın öbür tarafından izleyenler şehir meydanınızda neresi diye soranlar olursa eski adliye binası değil mi yakışıklım? Evet abi. Orasıydı şimdi şehir meydanı oldu. Evet. Bir tanıt bakalım seyircilerime kendini. Ben Ömer Alkan. Evet Ömerciğim. Sarıyönlüyüm. Eyvallah. Makro'da işletmeciyim. Eyvallah. Nasıl Ramazan'da nasıl gidiyor? Çok güzel valla. Ramazan çok rahat geçiyor. Zaten havalarda serin bu aralar. Evet. Ama tabii sıcakta tutmak daha büyük bir avantaj. Allah-u Teala'nın yanında tabii daha büyük mükafatı var onun. Evet. İnşallah hayırlısıyla güzel bir şekilde Ramazan'ı geçirmeyi istiyoruz. Evet bir Ramazan mesajını alalım o zaman. Bütün Müslüman aleminin hepsinin Ramazan'ı mübarek olsun. Hayırlısıyla bayrama ulaşmayı nasip etsin inşallah. Hayırlısıyla güzel bir şekilde, sağlıklı sağlıklı şekilde tekrar tekrar Ramazanlar görmeyi nasip etsin evet, inşallah. Abi bir anons ettik başlayabilir direkt. Direkt başlıyor konserimiz. Bakın bana diyorlar hazırız diyorlar. Efendim şu anda konser başlıyor. Direkt ekip çıkıp başlayabilir. Yarışmalar cumartesi ve çarşamba günleri sevgili seyirciler. Onu söyleyelim çocuklar. Evet burada devam ediyor. Şöyle yoğunluğu görüyor musunuz sevgili seyirciler? Şehir meydanından biraz konser başlayacağı için uzaklaştım. Ve burada şöyle buradaki duruma doğru şöyle gidelim. Selamun aleyküm diyelim buradakilere. Kolay gelsin. Evet. Allah razı olsun arkadaşlar. Sağ olasınız şöyle. Abi şöyle bir yanımıza alabilir miyiz? Şöyle hem şehir meydanında ışıklı. Kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Bir tanıyalım mı efendim sizleri? Tanıyalım. Fatih Metin ismim. Behçet Hastalar ve Rheumatolojik Hastalıklar Derneği Başkanıyım. Toplumsal bir duyarlı bir iş yapıyoruz. Neler yapıyorsunuz abi? Biraz açıklar mısın? Behçet hastalığından tabii. Bahset. Bir evet. Nedir bu Behçet hastalığı? Behçet hastalığı ağızda hafta, gözde görme kaybıyla, diğer organlarda tutulumla, vücutta lezyonlarla takip eden, tüm organları etkileyebilen bir hastalık. Evet. Toplumumuzda pek bilinmiyor. Tıp fakültelerinde dermatoloji, romatoloji bölümlerinde tedavileri yapılmakta. Kesin bir tedavisi yok. Kontrol altında tutulabiliyor. Zaman zaman ilaçlarda sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle Ümüren adlı bir ilacı şu anda temin edemiyoruz. Hasta arkadaşlarımız zor durumda. Evet. Gördüğünüz broşürler dahil Türkiye genelinde 10 ilde dağıtımını yaptık. Ankara, İstanbul, İzmir dahil. Konya'da hasta hekim buluşmaları yaptık. Hastalarla hekimleri bir araya getirip ilk ağızdan doğru bilgi akışını sağlıyoruz. Evet. Ve hayırseverlerin ve tüm hasta arkadaşların derneğimizde aktif halde iç içe bulunmalarını talep ediyoruz. Ne güzel. Sevgili seyircimiz biz programlarımızda hani faydalı güzel gelişmelerden de böyle gönüllü çalışan abilerimizden de haberler vermeyi seviyoruz, istiyoruz. Allah razı olsun. Şimdi kolay değil bu çalışmalar. Evet. İşin zorluğunu da biliyoruz. Zor. Bir noktada bulunduğumuz için böyle. Evet. Allah kolaylıklar teşekkür versin. Ederim. Rabbim bütün hastalara acil şifalar versin. Şifalar versin cümleten hepsi için. Sizin var mı yakınınız? Nedir bu? Yakınım var. Amcam da var. Evet. Gözleri kapalı tamamen. 94'ten beri kaybetti gözlerini. Evet. Görme engelli olabiliyor. Hani bir tek görme engelli değil. Ayak ve ciğerlere tutulum yapıp organ kaybı yaşayabiliyor hastalar. Evet. Aynı zamanda FMF denen aile vaktiniz ateşi hastalığıyla da ilgi alanımızda. Onunla da uğraşıyoruz. Dernek yönetiminde tamam hastalardan oluşuyor. Evet. Yani ben geniş yer vermek istiyorum. İnşallah Süleyman peki. Nerede programımızda Ramazan'dan evet. Sonra bu hastalarımızla sizlerle uzun hocamla uzun program yapalım. Hocamla birlikte sohbet edelim. Yapalım hocamla inşallah. Getirsin. Rabbim herkese şifa versin. Abim de telefonu aldı. Abi kolay gelsin. Abi, sağ olun. Teşekkür ederim. Nasıl sizi bir yerlerden tanıyor muyuz? Nereden? Tabii yani biz Konya Kültür AŞ'den. Ha eyvallah abi terlemiş koşturmadan herhalde. Biraz, terletiyorlar evet. Yani. Yani terliyoruz haline. Abi Ramazan mesaj alalım evet. O zaman inşallah. Vallahi inşallah hayırlara vesile olur. Yani bu mübarek amin, günler. Amin. Hani öyle diyelim inşallah. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Efendim çocuklarımız da burada. Bugün bayağı bir süremi açtım sevgili seyirciler. Bir iki mesaj var onları okuyayım isterseniz. Sevgili seyircilerimiz bizlere ulaşan mesajlarda takipçiler neler yazmış. Bir bakalım nerelerden selam gelmiş. Orada aydınlık ki o yüzden aydınlığı kullanayım diye şey yaptım. Mehmet Çiçek, dayım Süleyman Batı'ya selamlarımı iletirsen çok sevinirim demiş. Selamları yollayalım. Lütfi Kiraz, kuzenim
Furkan Kiraz'a selamlar. Karaman'dan sevgiler izliyoruz demiş. Karaman'a da sevgilerimizi yollayalım bu arada. Mustafa Don Sarıkaya, iyi yayınlar abi. KPSS sınavına girdim bugün ve gördüm ki sınava giren arkadaşların büyük bir kısmı oruç tutmuyordu ve bu beni çok üzdü. Sınavı oruç tutmayarak değil, çalışarak kazanıldığını insanlara senin aracılığında söylemek istiyorum. Gerçekten çok da üzüldüm. Yazık, çok yazık. Müslüman kardeşlerime selam söylüyorum. Şimdi şöyle olabilir. Uzun yoldan gelmişler olabilir. Dolayısıyla zaten yolda oldukları için izinli olmuş olabilirler. Dolayısıyla öyle düşünmemek lazım. Stres, çünkü bir sonuç olarak KPSS'ye bir gelecek söz konusu diyelim. Osman Çakmakçı, Süleyman abicim pazartesi günü akşamı kim gelecek demiş. Pazartesi günü akşamı kim gelecek? Hemen listeme bakıyorum. Efendim Yusuf Kaplan gelecek pazartesi günü akşamı sevgili sevenlerimiz. Peki. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Mustafa Büyükkendirci, kardeş kolay gelsin, Allah'a yar ve yardımcın olsun demiş. Şükrü Tahran, iyi yayınlar, tüm Konya'ya selamlar, Kara Ardıç'a selam yollayalım. Selçuk Çukur, abi çok havalısın, estağfurullah, hemen mi gördünüz? Şaban kardeşim, Süleyman abi hayırlı akşamlar demiş. Ramazanınız mübarek olsun, tüm İslam aleminde kutluyoruz demiş. Bakın şöyle, burada neler var şehir meydanında? Biraz uzaklaştım çünkü konser başladı. Sesimizi rahatsız etmesin. Kıl çadırımız var. Çok güzel böyle dün yağmurun altında. Hoş, güzel bir vakit geçirdik. 5 dakika ekibimizle birlikte bir çay içtik. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Hayırlı Ramazanlar efendim. Konya'da güzel bir akşam. Kimlerle güzel berabersiniz? Akşamlar. Çocuklarımızla, hanımla, kardeşlerimle beraberiz işte. Abiniz. Oh ne güzel. Nerelisiniz? Doğanhisar. Doğanhisar. Bir selam yollayalım mı Doğanhisar'a? Doğanhisarlara bol bol selam. Bol bol selam yolluyoruz. Söylüyoruz. Evet. Nasıl gidiyor mübarek Ramazan? Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Evet. Allah'ım bugünlere yine eriştirsin. Evet. Abla siz neler dersiniz? Mübarek Ramazan'la aranız nasıl? Valla çok güzel geçiyor. İnşallah hayırlı uğurlu olsun herkese Ramazan. Amin. Amin. Hayırlı inşallah. Uğur getirsin hayırlı inşallah herkese. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sizlere. İnşallah. Şöyle diyelim, hayırlı Ramazanlar efendim. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Allah iyilik sağlık versin. Bir Ramazan mesajınızı alalım isterseniz. Ya, Ramazan ayı bütün İslam alemine barış, huzur getirsin. Amin. Evet. Bu arada hemen sevgili seyirciler, şu anda televizyonlarını yine açan varsa şehir meydanında şu anda Zeyd Şoto var. Bosnalı Boşnak kardeşimiz. Çok güzel bir sesi var. Şu anda duyuyorum. Vaktiniz varsa, yakınsanız hemen ailenizi alıp şehir meydanına gelin. Hava güzel. Yarın kim var? Yarın tarihçi yazar Erhan Afyoncu konuğumuz olacak şehir meydanında. Hadi bir el salla. Harikasın. Teşekkür ederiz. Yok yeterli yeterli. Hemen gidelim biz. Peki efendim, aslında bugün Kültür Park'ta havuza kadar gitmek istiyordum ama gelişme. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Hayırlı Ramazanlar efendim, şehir meydanına böyle halkımız akın akın gidiyor. Biz de bu arada dikkat et Selahattin'im, düşme. Gel. Hayırlı Ramazanlar diyerek bak, park yerleri doldu sevgili seyircilerimiz. Yoğun ilgi var. Şu anda her görülebildiğiniz yere park yapılmış. Ailemiz gidiyor. Hayırlı Ramazanlar. Abi nasılsınız? Şöyle bir dön, çocukları gösterelim çocukları. Nereye gidiyorsunuz böyle? Abi maşallah. Şöyle. Sen neredesin abi? Kızlarım. Ben Altınekin'deyim. Altınekin'e selam. Neresinden Altınekin'e? Mennek köyünden. Nenne? Mennek. Mennek. Evet. Kaç çocuk var? İki elini öper. Ya maşallah, bunların gözlere bakıyorum. Maşallah diyelim, nazar değdirmesin. Amin. Babaya çekmişler. Amin. Öyle diyelim. Senin adın ne canım? Özlem. Özlem. Hangi okuldasın? Mustafa Bülbül. Biraz yüksek sesle. Mustafa Bülbül. Mustafa Bülbül. Evet. Peki diğer kardeşe gidelim. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Senin adın ne? Yağmur. Yağmur. Maşallah diyelim bir. Arkadaşlarına selam yolla. Herkese selam. Herkese selam. Şükürler kızım. Canım benim. Harika. Efendim devam ediyoruz abi. Hayırlı Ramazanlar. Ben şöyle şehir meydanından Kültür Park'a doğru anca varacağım. Şu anda diğer bir etkinlikte Kültür Park'ta. Şu anda son finalist, yarı finalist belli olacak. Hayırlı Ramazanlar abi gel. Hocam gel, hocam gel. Efendim futbolla arası var mı hocamın, sorayım. Hocam futbolla aranız var mı? Şöyle yanıma alayım hocam. Gel hocam, gel hocam, gel hocam. Şöyle özür dilerim, şöyle ışığı da ayarlayacağım. Araba da geliyor. Park yerini bari almayalım adamın diye. Hocam nasıl gidiyor mübarek Ramazan? Namazı kıldırdık inşallah, dışarıya çıktık. Teravihimizi kıldırdık. Tabii. Güzel. Bizim camimizin alanı da geniş olduğu için. Evet. Dolu dolu bir Ramazan geçiriyoruz. Hangi camidesiniz hocam? Şuradayım. Buradaki camidesiniz. Evet. Oo maşallah, alan geniş diyorsunuz geniş, yani. Geniş. İyi, tam konser başladığında bitmiş oluyor başlamadan sizin. Evet, bir sıkıntı olmuyor yani. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun hocam, görüşmek üzere. Görüşürüz. Futbollarınız nasıl? Dünya Kupası. Güzel, kim güzel alır hocam Dünya Kupası'nı?
Valla iyi olan kazansın. Hocam sen de çok böyle... Kim kazanacak? Kim kazanır? Gel. Kim kazanacak? Bir tabii ki de Hollanda ya. Hollanda mı? Bak bunu unutma bak. Şu an kim az kaç kaç başladı mı? 0-0 devam ediyor da sen yaz bunu Hollanda kazanır. Tamam sen Robin buradasın götürür. Zaten. Ben rahmet akşamlarında her gün beraberiz. Tamam abi. Bakalım ne olacak? Görüşürüz. Yani Brezilya, Almanya, Hollanda. Bugün saat 19'da başlayan karşılaşmada bildiğiniz gibi Arjantin 1-0 yendi efendim. O da yarı finale yükselmiş oldu. Hemen şöyle ileriye gideceğim. Cumartesi gününde. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Efendim şöyle bir selam verelim. Nasıl gidiyor? Hemen şöyle araya yaklaşalım. Nasılsınız? Sağ olun. Abi yanaşın, yanaşın, yanaşın. Yoruldum. Bir tanıyalım efendim sizleri. Ömer Akkan. Ömer Bey, nasıl gidiyor mübarek Ramazan? İyi gidiyor. Bir sıkıntı yok. Yok, şükür bir yaramazlık yok. Evet. Konya'da Ramazan nasıl? Konya'da Ramazan güzel. Evet. Eskiye göre olmasa da yine de güzel yani. İdare siz neredesiniz? Ediyor. Konyalıyım. Neresinden? Merkez. Merkez. Hanımefendi nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Böyle hem yürüyüş herhalde. Evet, hem işte Ramazan akşamlarını böyle değerlendiriyoruz. Çok güzel böyle kültür parkta, şehir meydanında. Evet. Etkinlikler. Evet. Bir selam yollayacağınız tanıdık, eş dost var mı? Valla bütün Konyalıların Ramazan'ı mübarek olsun. Yani bütün Türkiye'nin. Herkese selam yolluyorum. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Böyle ne güzel ailenizle, eşinizle, dostunuzla, şehir meydanı, kültür park, diğer alanlara da bekliyoruz. Şu anda Dünya Kupası'nda kültür parkta dev ekranda maç izleniyor. Hemen oraya doğru yetişebilir miyim? Fatih izin verecek misin bana? Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Hayırlı Ramazanlar. Efendim tabii yaz sıcak başlayınca dondurma falan da başlıyor. Dondurma yiyecek misin? Ben hiç yiyemem çünkü boğazlara rahatsızlık veriyor. İstiyorsan yayın ekibine. He? Evet. Peki. Efendim şöyle hızlı bir şekilde. Fatih de istiyoruz. Fatih de. He, tamam nasıl göndereceğiz? Peki. Hayırlı Ramazanlar gençler. Oo, koro şeklinde. Koro şeklinde. Evet gördüğünüz gibi Kültür Park'a yayın sırasında yetiştim. Kaldırımlar var Selahattin'im. Şu anda bir skor alalım. Hemen skorda da Dünya Kupası'nda artık yavaş yavaş sona gelindi. Son yarı finale çıkacak takım belli olacak. Ve bu Dünya Kupası Kültür Park'ta dev ekranda sevenleri hem dinlemek için oturuyor hem maçı izlemek için oturuyor. Bakalım Hollanda maçı ne durumda arkadaşlar maç? Ne durumda maç? Gel bakalım. Arkadaşlar kolay gelsin. Gol var mı? Gol yok mu ya? Kim alacak abi kupayı? Vallahi ben bilmiyorum. Bilmiyorsun kupa. Efendim arkadaşlar kolay gelsin. Bir açılalım, açılalım. Bir gösterelim mi kalabalığı? Efendim şu anda Kültür Park'ta görüyorsunuz dev ekranda herkes hem dinleniyor özetle maç izlemek için gelenler de var böyle hoş bir ortamda. Evet gördüğünüz gibi Kültür Park'taki durumda bu. Hayırlı Ramazanlar diyoruz canlı yayında. Abi kazanır kazanır herkes var her milletten maşallah. Evet aşağı ineceğim şu manzarayı da göstereyim kapatıyor muyuz arkadaşlar? Hayırlı Ramazanlar. Her tarafta etkinlik var. Şehir meydanı, kültür park. Arkadan televizyonumuzun tezahüratları geliyor. Ama şu açı için geldim bak. Havuzlarımız, Hacı Veysizade Camii'miz, vatandaşlarımız hafta sonu hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet, ailelerimiz burada. Arkadaşlar gelin isterseniz. Gençler de bayağı bir yoğun bir şekilde devam ediyor. Bakalım Dünya Kupası'nda favori Brezilya diyor ama Neymar da sakatlandı. Efendim? Caminin oraya kadar havuzu da gösterelim. Çünkü bugün rüzgar var. Havuzu tam kapasite çalıştırmadılar. Yani o müzikli bir sisteme göre biliyorsun inip kalkıyor. Efektler var. Ama havuzun oraya kadar... Ooo aileler burada. Hayırlı Ramazanlar. Orada hep ailece. Gel bir selam verelim oradan havuzu da bitirelim. En güzel sizin keyif valla. Abla dönelim şöyle. Ha? Nasılsınız? Vallahi iyiyiz Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Allah'a şükür bizler de iyiyiz. Nasıl gidiyor mübarek Ramazan Konya'da? Güzel. Çocuklarla gezmeye geldik işte. Aha, çok güzel. Maçta ilginiz var mı? Maçı da takip ediyorsunuz mu? Çocuklar bakıyor. Biz varız abi. Hepiniz Fenerbahçeli olmuşsunuz ya. Yok abi Beşiktaş'tı. Sen Beşiktaş'sın. Kim alacak Dünya Kupası'nı? Bence Arjantin alır. Arjantin alır diyorsun. Evet. Önce Almanya. Efendim? Önce Almanya. Ya? Önce Brezilya. Brezilya. Üç farklı şekil. Gençler de görüyorsunuz sevgili seyirciler. Evet son derece heyecanlı. Kültür Park'ta maç dev ekranda maç izlenir diyelim. Efendim bitireceğiz. O zaman bana iyi bir açı ver. Abi şu anki havuz manzarası, cami manzarası kapatmak için son derece ideal ve güzel de. Peki daha önceden de yayınlarımız olmuştu sevgili seyircilerimiz.
hem şehir meydanında hem de kültür parkta ve Konya'mızın değişik mekanlarında mübarek Ramazan'ı en güzel şekilde yaşayabilirsiniz. Hava gayet güzel. Akşamları evde kapalı kalmayın sevgili seyirciler. Kendinizi Konya'mızın güzel sokaklarına, parklarına bırakabilirsiniz diyelim. Hoş bir vakit geçirebilirsiniz. İftarlarınızı açabilirsiniz ki çok tanıdığım var. İftarlarını kültür parkta açıyorlar. Ondan sonra devam ediyorlar etkinliklerle. Tekrar edelim. Eğer yakınsanız Zeyt Şoto şu anda şehir meydanında. Yarın tarihçi yazarımız Erhan Afyoncu sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü Yusuf Kaplan bizlerle birlikte olacak diyelim. Ve sizi dünkü çok güzel, harikulade programa uğurlayalım isterseniz. Yağmur altında, rahmet yağışı altında Ensar kardeşlerin ilahi dinletisiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, Konya Büyükşehir Belediye'mizin düzenlemiş olduğu rahmet akşamlarına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güçlü alkışlarınızla rahmet akşamlarında Ensar kardeşler sizlerle. Deli gönül ne ağlarsın, elinden tutanın yok mu? Niye böyle garip kaldın? Senin bir vatanın yok mu? Çürük dalamı astılar, yoksa dalın kestiler. Düştün üstten mi bastılar, imdada yetenin yok mu? Mesti hayranım, zari giryanım. Mesti hayranım, zari giryanım. Her dem lisanım der Allah Allah. Her dem lisanım der Allah. Gözümden yaşlar akmaya başlar, cümle kurt kuşlar der Allah Allah. Allah, gözümden yaşlar akmaya başlar, cümle kurt kuşlar der Allah Allah, der Allah Allah. Pendini tut gel, bir ele ver el. Pendini tut gel, bir şey hemen. Cümle kurt kuşlar de Allah Allah. Allah, gözümden yaşlar akmaya başlar. Cümle kurt kuşlar de Allah Allah, de Allah Allah. Adım adım
içeri. Adım adım ileri, bu alemde içeri. Alemlerin serveri, gördüm bir dal içinde. Selam alemlerin efendisine, selam gönüller sultanına, selam Hazreti Muhammed Mustafa'ya yüzlerce, binlerce, yüz binlerce selam. Şema yanarla girelim, yarı yüreğim yer falan devam edelim Şema yanan pervaneler, gelin beraber yanalım Allah. Şema dökelim kan.
Hak cemali isteyen can gelin beraber yanalım. Hak cemali isteyen can gelin beraber yanalım. Gelin beraber yanalım. Allah gelin beraber yanalım. Aşık Yezdan der Allah Allah. Aşık Yezdan der Allah Allah. Talib İrfan der Allah Allah. Talib İrfan der Allah Allah. Allah'ım Allah, Allah'ım Allah, Allah'ım Allah, Allah'ım Allah. Yer ve felekler, gökte melekler. Yer ve felekler, gökte melekler. Su basemekler der Allah Allah. Su basemekler der Allah Allah. Allah'ım Allah, Allah'ım Allah, Allah'ım Allah, Allah'ım Allah. Yar yüreğim yar, gör ki neler var canım, gör ki neler var. Allah yar yüreğim yar, gör ki neler var canım, gör ki neler var. Allah bu halk içinde de canım bize gülen var, bize gülen var. Allah bu halk içinde de canım bize gülen var, bize gülen var. Allah kol gülen gülsün, canım hak bizi bilsin. Allah koyulen gülsün, hak bizi bilsin. Canım hak bizi bilsin. Allah gafiller bilsin, bilsin hakkı seven var, hakkı seven. Allah gafiller bilsin, bilsin hakkı seven var, hakkı seven var. Allah durmaz lisanım der Allah Allah. Durmaz lisanım der Allah Allah. Cismimde canım der Allah Allah. Hay hay cismimde canım der Allah Allah.
Rahman Kuddusi, bu ismin asi. Olma Kuddusi, bu ismin asi. Hak aşinası der Allah Allah. Hay hay hak aşinası der Allah Allah. Allah Allah şükren lillah, zikren lillah, ya medet Allah. Allah Allah şükren lillah, zikren lillah, ya kerim Allah. Allah Allah şükren lillah, zikren lillah, ya medet Allah. Allah Allah şükren lillah, zikren lillah, ya kerim Allah. Sağ olun, var olun. Ellerinizler görmesin. Bizleri bu yağış altında dikkatle dinliyorsunuz. Gerçekten zor, biz de zor icra ediyoruz ama her şeye rağmen güzel oluyor. Selam alemlerin efendisine, selam gönüller sultanına. Medine onu bekliyordu. Günlerce onun yolunu gözlediler. Bekleyenler sıraya dizildiler. Ensar, muhacir, Medine'nin çocukları. Kuba'dan inerken Medine'ye Hazreti Halid hurma dalını, hurma ağacının tepesine çıkıyor. İleriden gelen sevgilinin ışıltısı parlıyor. Ve Medine gözükür gözükmez bir koku alıveriyor. Diyor ki Hazreti Halid, bu kokuyu ilk defa duydum ve teneffüs ettim. O geldikten sonra artık Medine kötü kokmuyordu. Anlam ve anlatamadığımız bir koku vardı Medine'de. O geldikten sonra Medine bir başka olmuştu. Medine bir başkaydı. Medine günlerinden bir gün siyahi bir genç geliyor Resulullah'ın yanına. Peygamber Mescid-i Saadet'tedir. Ya Resulallah diyor, rengimin siyah olması benim cennete girmeme mani midir? Yok diyor Resulullah, yok diyor Nebi, yok diyor alemlerin efendisi. O zaman ya Resulallah diyor, neden kimse kızını bana vermez rengimin siyah olduğundan dolayı? Resulullah'ta bir hüzün var. O kalplere hep kardeşliği işlemişti. Hep sevgiyi işlemişti. Üstünlüğün takvada olduğunu söylemişti. En üstününüz, en takva olanınız demişti. Üzülmüştü Resulullah o gencin o haline. Ve şöyle diyordu gence. Git ve hebe benim selamımı söyle. Filanca eve git. Ve hebe de ki Allah Resulü'nün selamı var. Kızını benimle evlendirecekmişin. Kızını bana nikahlayacakmışın. Kapısına gidiyor Vehebin. Kapısını çalıyor. Karşısında siyahi bir genç var. Buyur diyor, buyur.
Allah Resulü gönderdi, selamı var. Kızını bana nikahlayacakmışsın. Şöyle bir bakıyor, karşısında siyahi bir genç. Elbisesi eski mi eski? Olmaz diyor bir anda gaflete düşüp. Ve geri çeviriyor o siyahi genci. Dönerken genç Resulullah'ın yanına, yine olmadı diyor, yine olmadı. Olan biteni kızı kapının arkasında duymakta ve dinlemektedir. Babası içeri girince diyor ki, baba sen ne yaptın? Gelen Allah Resulü'nün selamıyla gelmişti. O gönderdiyse bir bildiği vardır babacığım. Korkarım ki hakkında ayet iner. Git Resulullah'tan af dile. Git peygamberden özür dile. Ben o gence talibim baba. Gönderdiyse Allah Resulü, ben o gence talibim diyordu. Ve hep koşa koşa Mescid-i Saadet'e gitti. Ya Resulallah, ben bir hata işledim. Nefsime uydum. Ben kızımı bu gence veriyorum. Sen gönderdin ya, senin selamınla geldi ya. Kızım bu gencindir diyor. Haydi diyor Resulullah, haydi. Haydi düğün hazırlıklarını yap. Siyahi genç diyor ki, ya Resulallah, ne düğün yapacak param, ne de hazırlık yapacak gücüm var diyor. O zaman git Osman'a söyle, Ali'ye söyle, sana yardım etsinler diyor. Düğün parasını toplanıyor. Düğün parası toplandıktan sonra Medine çarşısına iniyor genç. Düğün hazırlıkları için eşyalar alıyor, erzak alıyor. Sonra bir ses işitiveriyor kulağa. Diyor ki, Allah Resulü buyuruyor, eli silah tutan kim varsa Allah Resulü'nün yanına koşsun. Elindeki paraya bakıyor, bir de düğünü aklına geliyor. Demirciler çarşısına giderek bir kılıç, bir zırh, bir de binek alıyor. Bineğinin üzerine binip doğruca Allah Resulü'nün yanına koşuyor. Düğünüm başka bahara kalsın, bana Allah ve Resulü yeter diyerek Nebi'nin yanına koşuyor. Uzaktan gelen atlıyı görünce Resulullah, şu gelen düğününü yapacak olan Sa'd değil mi diyor. Şu gelen düğününü yapacak olan Sa'd değil mi? Ve Allah Resulü ile birlikte Uhud meydanındadır. Fedake abi ve ummi ya Resulallah diyor. Anam, babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Bu can yoluna kurban olsun. Seni gördüm ya, ne gam kaldı ne keder. Seni gördüm ya, bu can yoluna kurban eder. Ve Uhud bitiyor, Uhud. Peygamberin sevdikleri şehadete eriyor. Şehitleri bir bir gezerken Resulullah Sa'd'ın başına da gelince gözlerinde yaşları tutamıyor sevgili. Şu genci görüyor musunuz diyor. Rengi siyah diye kimse kızını vermedi. Gidin ve hebe selam söyleyin. Kızını vermek istemediği genç şehadet şerbetini içti. Allah onu cennette hurileriyle evlendirdi diyor. Resulullah'ı sevmek, ona gönül vermek, Bilal gibi, Enes gibi, Sümeyye gibi, gönül vermek ona Ebu Eyyub el-Ensari gibi, gel diyebilmek, kızgın kumlar üzerinde yatırılan Habbab gibi, Huzeyfe gibi, Ebu Ubeyde gibi,
Caferi Tayyar gibi olabilmek, Sıddık gibi olmak, geride ne bıraktın denildiğinde Allah ve Resulü yetmez mi? Onun yoluna kurban olmak, saat gibi. Selam Allah'ın Resulüne. Beni bir dağda buldular, kolum kanadım kırdılar. Beni bir dağda buldular, kolum kanadım kırdılar. Dolaba layık gördüler, anın için inileri. Dolaba layık gördüler, anın için inileri. Annan Allah, Mennan Allah, el dertlere derman Allah, Hannan Allah. Şu rahmetin damla damla indiği şu gece ya Resulallah, senin dostunun yanından selam gönderiyoruz sana. Selam sana ey sevgili, selam ey Nebi. Gel bu gece rahmet hürmetine rüyalarımıza, süsle uykularımızı. Ey sürme gözlü sevgili, ey buğday telli, ey Nebi. Sevdiklerin hürmetine gel, Habibim diyen Rabbim hürmetine. Süsle rüyalarımızı Bilal'in rüyalarını süslediğin gibi, Enes'in rüyalarını süslediğin gibi. Süsle rüyalarımızı, Medine'nin sokaklarını süslediğin gibi. İhtiyacımız var sana ya Resulallah. İhtiyacımız var Ebu Ebel Ensari gibi, Medine gibi, Taif gibi ihtiyacımız var. Karanlıklarda kalıyoruz ey Nebi. Işığına ihtiyacımız var ey sevgili, en sevgili, ey sevgili. Hannan Allah, Mennan Allah, her dertlere derman Allah. Selam alemlerin efendisine. Evet, çok zorlanmıyorsunuz inşallah. Evet, son birkaç parçayla inşallah ve duayla da programımıza sonlandırmayı istiyoruz. Eğer nasip ederse tabii Mevlam. Bu yoğun ilginizden, bu yoğun teveccühünüzden dolayı da çok teşekkürler ediyoruz. Firkatin nariyle gönlüm yan olur, pür yan olur. Varlığın zevkü sefadır, yokluğun gir yan olur. Firkatin nariyle gönlüm yan olur, pür yan olur. Yokluğun zevkü sefadır, yokluğun gir yan odur. Ay yüzün gören gözlerim mest olur, hayran olur. Yakma ey can, yakma kalbim, ateşi suzan olur. Ay yüzün gören gözlerim mest olur, hayran olur. Yakma ey can, yakma kalbim, ateşi suzan olur. Dem bu demdi
Dem bu demdir, dem bu dem. Aşık bülbül inalan olur. Canı bülbül ol gülşende, aşk ile devran olur. Gül yüzün gören gözlerim mest olur, hayran olur. Yakma ey can, yakma kalbim, ahi defyan olur. Gören gözlerim mest olur, hayran olur. Yakma ey can, yakma kalbim, ahire efkan olur. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Evet, çok teşekkür ederiz. Islandınız, yoruldunuz. Biz de bu zor şartlar altında bir şeyler yapmaya çalıştık ama hakkınızı helal edin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yani Gülahmet'im isteniyordur muhakkak. Öyle görünüyor. Şöyle en azından biraz kardeşimiz onu mırıldansın inşallah. Peki. Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse. Olacak sensin tek çare. Dertlerime gül Ahmet'im. Olacak sensin tek çare. Dertlerime Gül Ahmet'im. Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse. Olacak sensin tek çare, dertlerime Gül Ahmet'im. Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse. Olacak sensin tek çare, dertlerime Gül Ahmet'im. Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im, canda canan Muhammed'im. Kurban olsun canın tenim, gözlerine Gül Ahmet'im. Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im, canda canan Muhammed'im. Kurban olsun canım tenim, gözlerine Gül Ahmet'im. İşte şuramdaki yaram, ah ne yapsam, ne yapsam. Senden başka yok ki saran, kollarına Gül Ahmet'im. İşte şuramdaki yaram, ah ne yapsam, ne yapsam. Senden başka yok ki saran, kollarına Gül Ahmet'im.
Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im, can da canan Muhammed'im. Kurban olsun canım tenim, gözlerine Gül Ahmet'im. Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im, can da canan Muhammed'im. Kurban olsun canım tenim, gözlerine Gül Ahmet'im. Kurban olsun canım tenim, gözlerine Gül Ahmet'im. Amin. Teşekkür ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ya Rabber Rahim, ya Ekremel Ekremin. Şu anda, şu zamanda, şu mekanda senin rızan için toplanıp, senin rızan doğrultusunda elini açıp amin diyen kullarının şu rahmet altında dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kalplerinde ne murat varsa o muratlarını ver ya Rabbi. Darda olanları darlıktan hılas eyle ya Rabbi. Senin ümmeti Muhammed'ini tek vücud eyle ya Rabbi. Senin ümmeti Muhammed'ini bu gece hürmetine zorlukta, darlıkta bırakma ya Rabbi. Zalimin zulmü altında bırakma ya Rabbi. Filistinli kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabber Rahim, senin bilip de bizim bilmediğimiz manevi ordular onlara en iyisi yoldaş eyle ya Rabbi. Sen Yahudi belasının kuvvetini durdur ya Rabbi. Siyonizmin oyunlarını durdur ya Rabbi. O Filistinli, Gazze'li, Ramallahlı kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabber Rahim, senin ümmeti Muhammed'ine yardım eyle. Dünyanın dört bir yanında la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kullarının duasını kabul eyle. Allah'ım, sen ümmeti Muhammed'ini darda bırakma. Sen ümmeti Muhammed'ini zorda bırakma ya Rabbi. Sen ümmeti Muhammed'ini tek vücud eyle. Fitneden, fucurdan hıfzı muhafaza eyle. Kur'an ve sünnetin etrafında toplanmak nasip eyle. Allah'ım, Konya'nın manevi sultanı Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri hürmetine, sevdiklerin hürmetine, seni sevenler hürmetine, aşıklar, sadıklar, sıddıklar hürmetine, dilinden zikri olmaya eksik olmayan dostların hürmetine, sen bu gece dualarımızı kabul eyle. Damla damla indirdiğin bu rahmet hürmetine, kalplerimizi kendine aşık eyle, dilimizi zikirle beraber eyle, alnımızı secdeden ayırma, imanımızda samimi, dinimizde samimi eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için bu hizmetlerde emeği geçen kardeşlerimizi sen razı olduğun kullar zümresine de dahil eyle ya Rabbi. Güç kuvvet ver ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için hasreten Allah rızası için El Fatiha. Evet, değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, Konya'mıza mübarek Ramazan ayında rahmet akşamları sağanak sağanak rahmet üzerimize yağdı. Ensar kardeşlere güçlü bir alkış alalım. Özellikle sizler de yağmurun, çok yoğun yağmurun altında devam ettiniz. Büyük alkışı da biz onlara verelim bence. Sağanak yağmur altında. Çok teşekkür ediyoruz. Her gün rahmet akşamlarında sizlerle birlikte oluyoruz. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, geceniz bereketli olsun, rahmetli olsun diyelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.